Evet efendim, kadınlar nasıl bir ekonomi istiyor panelimizin hemen ardından yeniden birlikteyiz. Türkiye ekonomisine yön veren kadınları dinledik, önemli notlar aldık. Sıra Türkiye'nin lider kadınları ödüllerimizde. Dünya Büyük Jürisi'nin 13 kategoride belirlediği ödüllerimizi sizinle paylaşmak için büyük bir heyecan içerisindeyiz. İlk ödülümüz kadınların her alanda eşit hayata ulaştığı bir dünya hayali için birlikte çalışmalıyız diyen bir isme gidiyor. O holdinglerinin herkes için eşit bir hayat diyerek hazırladığı toplumsal cinsiyet eşitliği manifestosuna öncülük eden bir isim. Manifesto, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir kurum kültürüne dönüşmesini, tüm bu paydaşlarına yansıtılmasını, iş gücüne eşit katılımdan kadın lider ve yönetici sayısının arttırılmasına kadar uzanan birçok taahhüdü içeriyor. Yönetim katına yön veren kadın ödülümüz büyük bir coşkuyla Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selen Zorlu Meli'ye gidiyor. Evet, tebrik ederiz. İzleyicilerimize kısaca seslenmek ister misiniz? Sayın Bakanım, Dünya Gazetesi'nin değerli yöneticileri, saygıdeğer katılımcılar. Öncelikle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Pandeminin getirdiği bu sıkıntılı koşullara rağmen teknolojinin bize sağladığı imkanlara da olsa bir araya gelmiş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Dünya Gazetesi'ne, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne, değerli jüri üyelerine, ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, şahsım, kurumum ve Zorlu grubundaki tüm şirketlerimizin temsil edildiği yaklaşık 90 kişilik toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma grubunda yer alan arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bana layık gördüğünüz bu ödülü onlara da kabul ediyorum. Biz Zorlu grubunda Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimizden yola çıkarak çeşitlilik ve kapsayıcılığı, yenilikçi ve yaratıcı bir iş kültürü için en temel ihtiyaçlardan biri olarak görüyoruz. Bu yaklaşımla buna uygun bir iş ortamı oluşturmaya çalışırken aynı zamanda toplumsal gelişim ve refah için hayatın her alanında bu anlayışın hakim olması adına da çalışıyoruz. Herkes için eşit bir hayat mümkün diyerek çıktığımız bu yolda söylem, iş ortamı ve iş birlikleri alanındaki stratejik yaklaşımımızla çalışma koşullarımızda daha eşitlikçi bir ortam yaratılması için hayata geçirdiğimiz uygulamalardan mentorluk programlarına, atölye ve eğitimlere kadar birçok çalışma ve kurumsal farkındalığı ve dönüşümü hayata geçiriyoruz. Bu vizyonla attığımız adımları, etki alanımızı, paydaşlarımızı da her daim gözeterek daha da güçlenerek devam edeceğiz ve buna da söz veriyoruz. Bu güzel buluşma için emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum ve herkes için eşit, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Evet efendim. İkinci ödülümüz Rota Çizen Kadın CEO Ödülü. Bu ödülün gittiği isim GroupM'de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki 27 ülkenin başına getirildi. Global liderler arasında Women to Watch olarak belirlenen ve Global Leaders Top 100 listesinde yer alan iki Türk kadından biri oldu. 27 ülkenin yöneticiliğini üstleniyor ve 18 milyar dolarlık bir portföyü yönetmeye başlarken 16 bin çalışanın da sorumluluğuna sahip. Ve ödülü alan isim GroupM CEO'su Sayın Demet İkiler. Ekran sizin Sayın İkiler. Sayın Bakanım, değerli Dünya Gazetesi yöneticileri ve çok değerli katılımcılar, merhaba. Öncelikle bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu ödülü 30 yıllık meslek hayatım ve son bir yıl öncesine kadar tamamı Türkiye'de geçmiş meslek hayatımda bana yol arkadaşlığı eden, arkamda, yanımda, önümde olan tüm iş arkadaşlarım, bana ilham veren tüm kadınlar ve destek olduğum, koluna girmeye gayret ettiğim tüm kadınlar adına kabul ediyorum. Bugün şöyle bir önemli gün benim için. Tam bir yıl önce bugün 1 Mart'ta Türkiye'deki kariyerimden bir adım daha ileriye atarak az önce sizlerin de bildirdiği gibi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin başına getirildim. Bu bir yılın tamamı hemen hemen çok özel şartlar altında gelişti. Pandemi koşullarında ezberlerin tamamen bozulduğu bir iş hayatı
Ve bizim mesleğimiz zaten geçtiğimiz 20 yıl içinde teknolojiyle birlikte sürekli olarak bize yeniden öğrenmeyi, koşullara göre kendimizi yeniden adapte edebilmeyi öğretmişti. Bütün bunların fazlasıyla gerekli olduğu çok özel bir yıl geçirdik. Ben ne öğrendim derseniz bugün rota çizen kadın olmak büyük bir sorumluluk. Şahsım ve etki edebileceğim tüm ekosistemlerde kendim gibileri, benim gibi hayalleri ve hedefleri büyük kadınları destekleyebilmek ve içinde bulunduğumuz toplumların iyiliği adına mesleğimizin bize getirdiği fırsatları değerlendirebilmek çok önemli. Bütün bunları geçtiğimiz yıl bir kez daha öğrendik. Bu anlamda bana vermiş olduğunuz sorumluluk bugün bir kat daha arttı. Bu rotayı çiziyorsak hakikaten etki alanımızı genişletmek ve bizler gibi bu yolda yürüyecek hem tüm kadınlara hem de bu mesleğe gönül vermiş tüm gençlere rol model olabilme sorumluluğuyla çalışmaya devam ediyor olacağım. Tekrar teşekkür ediyorum bu ödüle beni layık gördüğünüz için. Biz teşekkür ederiz Sayın İkiler. Tekrar tebrik ederiz. Ve şimdi sırada tamamen duygusal bir alanda. Parayı yöneten kadın ödülümüz. Pandemi bir kez daha dünyada krizlerin hakim olduğu dönemde kadın liderlerin daha doğru kararlar aldığını bize gösterdi. İşte 2020 gibi zorlu bir seneyi ardımızda bırakırken bu dönemde belki de en zorlu görevi parayı yönetmeyi ödüllendirmek istedik. Ödülümüz Mavi CFO'su Sayın Bige İşcan Aksaray'ın. Ekran sizin efendim. Herkese merhaba. Öncelikle Türkiye'nin kadın liderlerinden biri olarak bu değerli ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Mavi, %54'ü kadınlardan oluşan, yönetim kademesinde de kadın temsiliyeti çok yüksek bir şirket. Marka anlayışımızı yansıtan samimiyet, yenilikçilik ve kalite anlayışı gibi pek çok değerde de kadınların katkısı büyük. Kadınları güçlendirmek üzere hareket eden, kadınların en çok çalışmak istediği şirketlerden birinde olduğum için çok mutlu ve gururluyum. O nedenle bugün bu ödülü Mavi'nin tüm çalışanları adına alıyorum ve Dünya Gazetesi başta olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sırada ezberler bozan kadın ödülümüzde. Bu ödül verilirken jürimiz çok zorlandı. İki isme aynı anda ödül vermek istedim. Sözü çok uzatmadan bu alandaki ilk ödülümüzü açıklayalım. O üniversiteyi kazandığında öğretmenleri bu puana, bu bölüme girmen yazık oldu diye düşündüler. Fakülteye gittiğinde sadece 3 kadından biriydi. Bu mesleğin ilklerinden oldu. Sadece uzak yol gemi kaptanı değil, o kimyasal yakıt taşıyan tankerlerin süvarisi. Mesleğin en zor alanında iş yapan bir isim. Ezber bozan kadın ödülümüz kimyasal tanker süvarisi Sayın Esra Konak'ın. Sayın Konak, izlenimlerinize seslenmek isterseniz ekran sizin. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Bakanım, değerli Dünya Gazetesi yöneticileri ve bütün katılımcılar, çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum bu ödül için. Kadının yeri neresidir? Kadının yeri denizdir, karadır, havadır, hayal edemeyeceğimiz her ortamdır, madendir, fabrikadır, üretimdir. Kadınlar her yerde çalışması gerekir. Kadının yeri yapamazsın gözüyle bakılan her yerdir benim için. Hayatta başarılı ve mutlu olmak istiyorsak çok çalışmak ve özverili çalışmak lazım. Hayallerimizi kısıtlamamamız lazım. Ben bu ödülü gerçekten kadının gücü adına Cumhuriyet'in kurulduğundan itibaren Atatürk'ümüzün bize verdiği kadının çalışma ve sosyal hayatta her yerde olmasını dayanaraktan kadın yapılamaz, kadın yapamaz denilen bütün meslekleri yapacağımıza dair söz veriyorum ve bütün kardeşlerime, kız arkadaşlarıma, ışık olduğum meslekteki bütün herkes için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok gururlandırdınız beni. Kolay gelsin, iyi günler. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten gurur duyduk. Şimdi sırada ezberleri bozan bir iş kadını var. O Süper Lig'in ve Kayserispor'un ilk kadın kulüp başkanı. Erkekler dünyasında bir kadın lider. Ödülümüzün sahibi Sayın Berna Gözbaşı. Berna Hanım,
sağlık sorunları nedeniyle aramızda olamayacak ama kendisini tekrar tebrik ediyoruz. Şimdi sırada Anadolu'nun yükselen kadın ödülümüz var. O, Doğu Anadolu'nun en büyük yatırımına imza atan bir iş kadını. Memleketi Elazığ'a 250 milyon dolar çimento fabrikası kurmuş, ihracat yapmış bir isim. Sayın Profesör Doktor Yasemin Açık. Ekran sizin efendim. Sayın katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün ikinci kez bu güzel, önemli organizasyonda yer almak ve bu anlamlı ödüle layık görülmek beni çok mutlu etmiştir. Bu organizasyonda emeği geçen başta Hakan Bey olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Benim hikayem Elazığ'da 5 çocuklu bir ailenin 4. ve tek kız çocuğu olarak dünyaya gelerek başladı. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü benim doğduğum yörede ve yıllarda kız çocukları sırf kız oldukları için okula gönderilmiyorlardı. Benim ailem her zaman arkamda durdu, beni destekledi, yüreklendirdi. O nedenle kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben 1991 yılında akademisyen olarak, araştırma görevlisi olarak girdiğim Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı'nda, ana bilim dalında, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldum. Hayat bana tek düze bir hale gelmişti ve bir sürü amacım, hedefim, projelerim vardı. Ve bu anlamda da Elazığ'a, doğup büyüdüğüm topraklara vefa borcu ödemek, bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına, yerel kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlamak için bir yatırım yapmaya karar verdim. Bu öyle bir yatırım olmalıydı ki insanlara dokunmalıydı, istihdamı artırmalıydı. Çünkü çocukluk yıllarımdan itibaren biliyordum ki özellikle bölgeler arası gelişmişlik farkı, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, kadın erkek fırsat ve cinsiyet eşitsizliği doğuda daha çok yaşanıyordu. Bu anlamda da gerekli altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra 2014 yılında yatırıma başladım. 2016 yılında artık çimento ve klinker üretip bütün dünyaya satmaya başlamıştık. Fabrikada çalışan 500 kişi var. Tedarikçiler ve onların aileleriyle birlikte düşündüğümüzde yörede en az 10 bin kişinin hayatına olumlu dokunuyoruz. Yaşamım boyunca hem akademik çalışmalarım, hem sivil toplum örgütü çalışmalarım, hem de aile şirketlerimde iş çalışmalarım vardı ama hep baştan sona kadar benim kurguladığım ve uyguladığım bana ait bir proje yapmak istiyordum. Ve bu proje içinde risk aldım. Yatırım yaptım. Bunu yaparken de tüm kaynağı kendim oluşturdum. Yani kredi çektim. Hayallerimin peşinden gittim. Bu nedenle de aslında bütün kadınlara cesur olmalarını, hayallerinin peşinden gitmelerini, girişimci olmalarını, mutlaka güçlü hedef amaçlar belirleyip bu amaç için koşulsuz emek vermelerini, kendileri ne biçilen toplumsal rolden çıkarak başarı odaklı çalışmalarını, teknolojiyi, bilişim ve networking'i çok iyi kullanmalarını, aynı zamanda dünyadaki değişimi gözlemleyerek ona ayak uydurmalarını öneriyorum. Aslında hayatımızı planlarken mutlaka işin içerisine biraz sosyal sorumluluk, toplum yararı koymamız da gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle bu güzel ödüle layık gördüğünüz için tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimiz Sayın Hocamız Yasemin Açık'a. Tebrikler efendim tekrar. Törenimizin bu bölümünde stratejik ortağımız Koçkam'ın yaptığı değerlendirmeye göre kadınlarımızın geleceğini güçlendiren üniversitelere ödül vereceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan üniversiteler ödülleri için Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü sahibi Sayın Profesör Doktor Bertil Emrah Oder'i ekranımıza çağırıyoruz. Hocam, bu ödülleri sizin açıklamanızı bekliyoruz. Ekran sizin. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicileri ve katılımcıları içtenlikle, uzaktan sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum.
Yaklaşık 2 yıl önce Dünya Gazetesi ile bu ödül programına konuşurken üniversiteleri de sürece dahil etme fikri öne çıktı. İyi ki de öne çıktı. Çünkü Türkiye'de üniversiteler 90'lı yılların başından beri kurdukları kadın erkek eşitliğine özgülenmiş araştırma ve uygulama merkezleriyle, toplumsal cinsiyet eylem planlarıyla, müfredatlarına kadın erkek eşitliğini ekleyerek ve kesişimsel olarak araştırma projelerinde bu sorunu tartışarak öne çıktılar. Ve ödül programına da hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok farklı, çok ilginç, zengin başvurular oldu. Bu başvuruları bir komite aracılığıyla değerlendirdik. Ben bu vesileyle komitede yer almayı kabul eden Profesör Doktor Yıldız Ecevit ve Profesör Doktor Gürriz Uygur'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Nihayetinde komitemizin yaptığı bu zorlu değerlendirme süreci sonucunda 3 tane üniversitemiz farklı etkinlikler, programlar, projeler, katkılar ve kamusal etki doğuran çalışmalarıyla öne çıktılar. Öncelikle birincilik ödülünü Atılım Üniversitesi'ne, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı üniversite ve kadın dostu kampüs, eşitlikte atılım, kampüste toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması ve cinsiyete dayalı şiddetle etkin mücadele bakımından veriyorum. Birazdan bir görselimiz olacak ve ardından Damla Songur, Aslı Şimşek ve Yiğitcan Çankaya'nın birer cümlesiyle, tanıtımlarıyla kendilerini hep birlikte alkışlayacağız. Sayın Hocam ve kıymetli konuklar, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden öğretim üyesi Aslı Şimşek, aynı zamanda Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü'ne, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi'ne, çalışmalarımızı değerlendiren sayın jüri üyelerine ve Dünya Gazetesi'ne, Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan üniversiteler ödülünde birinciliğe layık gördükleri için çok teşekkür ederiz. Başvuru dosyamızda yer alan ilk projede danışman, ikinci projede ise Kasol Müdürlüğü görevinde olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim. Merkez faaliyetlerimiz için sarf ettiğimiz emeklerin böyle prestijli bir ödülle karşılık bulması bizleri çalışma ve araştırmalarımız konusunda çok motive etti. Çalışma ve araştırmalarımızda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz, başta Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ve Hukuk Fakültesi yönetimi olmak üzere tüm üniversite bileşenlerimize teşekkür ederiz. Projeler belirli süreler içinde yapılıp sonuçlandırılsa da merkez olarak oradan elde ettiğimiz verilerle toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmaya ve üniversiteler için sürdürülebilir politikalar ve stratejiler üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Merkez çalışmalarımız ve araştırmalarımızın arkasında, özellikle de başvuru dosyamızda yer alan 2 projenin arkasında büyük bir emek ve takım çalışması olduğunu belirtmeliyim. Her 2 projede toplam 5 proje danışmanı akademisyen ve 43 araştırmacı öğrenci çalışmıştır. Keşke olanağımız olsaydı hep birlikte karşınızda olmayı çok isterdik. Yine de bugün burada benimle birlikte kıymetli meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarım, her 2 projede de danışmanlık yapmış olan doktor öğretim üyesi Damla Songur ve hem araştırmacı öğrenci hem de proje danışmanı olarak çalışan araştırma görevlisi Yiğitcan Çankaya merkezimizi temsilen bulunmaktalar. Kendilerine emekleri için çok teşekkür ediyorum ve sözü onlara bırakıyorum. Sayın Bakanım, sevgili katılanlar, merhabalar. Ben KASOM adına yürütülen ve başvurumuza konu olan 2 lisans araştırma projesinin danışmanı, KASOM'un müdür yardımcısı ve Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Damla Songur. Öncelikle böyle bir programı hazırlayarak vesile olan Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi ve Dünya Gazetesi'ne, değerlendirmeleriyle bizi onurlandıran sayın jüri üyelerine ve bu törende emeği geçen herkese teşekkürler. 2016 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı üniversite ve kadın dostu kampüs projemizle Atılım Üniversitesi'nde belirli bir eylem planı çerçevesinde istikrarlı bir şekilde yürütmeye başladığımız çalışmalarımız, eşitlikte atılım, kampüste toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması ve cinsiyete dayalı şiddetle etkin mücadele başlıklı projemizle de devam ettirildi. Ve bugün hala da sona erdiğini söylemek mümkün değil.
Nitekim bu projelerle elde ettiğimiz deneyim, hedeflediğimiz bir sonuca daha geçtiğimiz yıl dönüştü ve KASOM olarak hazırladığımız Atılım Üniversitesi Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ile Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önlemeye İlişkin Politika Belgesi üniversitemiz tarafından kabul edildi. Belirtmeliyim ki kat ettiğimiz tüm yola rağmen halen daha eşit, özgür ve güvenli bir üniversite ve bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Burada ödülümüzü kabul ederken KASOM adına yürüttüğümüz ve benim de danışmanlıklarını üstlenmekten gurur duyduğum iki lisans araştırma projesinin bir ekip işi olduğunu, dolayısıyla layık görüldüğümüz bu ödülün projede birlikte çalıştığım Erhan Küçük, Aslı Şimşek, Yiğitcan Çankaya ve burada her birinin ismini saymama olanak bulunmasa da 43 öğrencimizde sahipleri olduğunu belirtmek isterim. Son olarak bu projeleri yürütebileceğimiz akademik iklimi, araştırma programlarını ve çalışma ortamını sunan üniversitemiz rektörlüğü ve dekanlığımıza teşekkür borç bilir. Sözü arkadaşım Yiğitcan Çankaya'ya bırakıyorum. Sayın hocalarım, sayın katılımcılar, hocalarımı tekrar düşmek istemem ama ben de Dünya Gazetesi, Koçkam ve Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü'ne merkez olarak yürüttüğümüz çalışmaları bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalara konu olan ilk projede araştırmacı öğrenci, ikinci projede ise eş danışman olarak yer almaktan mutluluk duyuyorum. Atılım Kasım olarak toplumsal cinsiyet çalışmalarını kapsayıcı ve kesişimsel yöntemlerle yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçtiği bir üniversite ortamı yaratmak amacını taşıyoruz. Bu amacımızı hayata geçirmek için yaptığımız ve yarışma başvurumuza da konu olan bu araştırmalar, lisans araştırma projesi kapsamında lisans öğrencilerinin özverili çalışmalarının ürünüdür. Bu nedenle bu ödülü daha eşit, özgür ve güvenli bir ortamı hak eden ve bunun için mücadele eden, cinsiyet çalışmalarına emek veren tüm öğrenciler adına kabul ediyoruz. Çok teşekkürler. Biz de sizleri içtenlikle tekrar tebrik ediyoruz ve buradan uzaktan alkışlarımızı gönderiyoruz. İkincilik ödülümüz Özyeğin Üniversitesi'ne gidiyor ve Özyeğin Üniversitesi bize yaptığı başvuruda sürdürülebilirlik platformu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği planlaması ekibinin özellikle Plotina araştırma, inovasyon ve eğitimde toplumsal cinsiyet dengesinin ve katılımının teşvik edilmesi projesine paylaşmıştı. Ve bu proje çerçevesinde Özyeğin Üniversitesi çok iyi bir örnek oluşturarak işe alım, kariyer planlaması, yönetici organlarda ve idari birimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği, karar alıcılar arasında ve kurumsal politika belgelerinde toplumsal cinsiyet duyarlılığı, İş kişisel yaşam dengesi, entegrasyonu gibi bir dizi unsuru içeren son derece başarılı bir planlama yaptı. Kendilerini içtenlikle tebrik ediyorum ve sözü Nurseli Yeşim Sümbüloğlu'na aktarıyorum. Bertil Hocam çok teşekkür ederim. Ben üniversitem adına bu ödülü almaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve Dünya Gazetesi'ne, Koçkam'a akademide toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalara destek verdikleri için, bu çalışmaları görünür kıldıkları için de içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu ödülü sizin de açıkladığınız gibi almamıza vesile olan toplumsal cinsiyet eşitliği planımız bir Ufuk 2020 projesi olan Avrupa Birliği'nin Plotina projesinin projesi kapsamında hazırlandı. Dolayısıyla bu ödül proje ekibini oluşturan meslektaşlarımın emeğinin karşılığı bizim için. Bir taraftan da tabii ki rektörümüz Profesör Esra Gençtürk'ün çalışmalarımıza verdiği büyük desteğin de bir karşılığı. Biz eşitliğin kalıcı hale gelmesinin ancak kurumsallaşmasıyla ve sürdürülebilirliğinin de sağlanmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bunu sağlamak için üniversitemiz bünyesinde kurulan toplumsal cinsiyet eşitliği birimimizle planda gerçekleşen eylemleri hayata geçirmek üzere ve bunu da aşacak şekilde hatta çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan kurum içi çalışmalara devam ediyoruz. Tüm personelimizin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alması gibi çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan uluslararası işbirliği imkanlarımızı genişletiyoruz. Çok yakın zamanda RINGS üyeliğini sağladık. Bir taraftan da meselenin toplumsal etki yaratma kısmını çok önemsediğimiz için yine henüz geçen ay tamamladığımız şiddetsiz erkeklik atölyeleri e-kitabı gibi projelerle de çalışmalarımıza devam ediyoruz ve
bu ödül gelecekte çalışmalarımızı yürütmemiz için de bize çok büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri de uzaktan yine alkışlıyorum. Hem Koç Üniversitesi adına, hem Dünya Gazetesi adına, hem de bu çok önemli etkinliğe büyük destek veren Ticaret Bakanlığımız adına da bu alkışı iletmek isterim. Üçüncülük ödülümüz Kadir Has Üniversitesi'ne gidiyor ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet temelli baskıyla mücadele kapsamında ürettiği yüksek kaliteli bilimsel araştırma, farkındalık kampanyaları, farklı etkinlikler ve sistematik çalışmalar, özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı dil rehberi ve algı araştırmaları kendilerini bu ödüle layık kıldı. Ben bu noktada sözü Mary Lou O'Neill ve Deniz Altuntaş'a devrediyorum ve kendilerini içtenlikle kutluyorum. Herkese merhabalar. İlk önce bir güzel sürpriz için teşekkür etmek istiyorum. Bir de tüm diğer ödül kazananlara tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Çok güzel iş yapıyorsunuz. Başarılarınızı devam etsin diliyorum. Ben bugün Deniz'le ya da tek başına gibi gözüküyorum ama bizim işimiz kesinlikle tek kişilik iş değil. O yüzden merkezimin yönetim kurulu ve merkezdeki tüm ekibin adına bu ödül için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle uzaktan alkışlarımızı iletiyoruz. Tekrar içtenlikle her üç üniversitemizi de kutluyorum. Burada birinci, ikinci, üçüncü dedim ama doğası itibariyle her jüride bir sıralama yapılıyor. Yoksa üç üniversitemizde gerçekten yetkinlik anlamında, donanım anlamında ve iyi örnekler yaratmak anlamında son derece başarılı çalışmalar yaptılar. Kendilerinden ilham alacak, kendilerinden öğrenecek, deneyimlerinin paylaşılması suretiyle bizi ileriye götürecek çabaları takdire değer. Son panelde ben maalesef düştüm, internetin azizliğine uğradım. Eğer düşmeseydim, özellikle kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kurumlarımızın güçlendirilmesi konusuna değinecektim ki burada devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri her ikisi de kamu tüzel kişiliğine sahip ve dolayısıyla kamu ve üniversitelerin bu noktadaki olumlu birikimi aslında kurumsallaşmanın çok değerli ve çok temel iyi bir örneğini oluşturuyor. Bu çerçevede tekrar bütün ödül alanları kutluyorum. Sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler kıymetli akademisyenler, teşekkürler Sayın Öder, geleceğimize ışık tuttunuz. Şimdi sırada yılın girişimcisi ödülümüz var. Bu ödül daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasını sağlayacağız diyen bir isme gidiyor. Kendisi şu anda uçakta, işlerinin peşinde koşturuyor. Bunun için ödülünü ilan edip kendisini tebrik ediyoruz. Yılın girişimcisi ödülümüz teknoloji girişimcisi, Türkiye'nin ilk unicornu Peak Games'in melek yatırımcısı, Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Sayın Demet Mutlu'nun tebrik ederiz efendim. Evet, Demet Mutlu'yu tekrar tebrik ediyoruz. Hızlı diğer kategorimize geçiyoruz. Bu kategorimizde istihdamda ve yönetimde kadın erkek eşitliğini önceliklendiren şirket ödüllendiriliyor. Yönetim kurulundaki 3 bağımsız kadın üye ile kadın dostu şirket ödülü Tekfen'in oluyor. Tekfen'in ödülünü almak üzere ekranımızda Holding'in Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın Semin Ekeke var. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekfen Holding olarak böyle anlamlı bir ödülle layık görüldüğümüz için çok mutlu olduk. Bizleri daha da motive ettiniz. Sürdürülebilirliğin çok önemli bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliğine olan inancımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Sayın Ekeke. Tekrar tebrikler. Şimdi sırada kadının hayatına değer katan proje ödülü var. Proje, mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrencilere burs desteğinin yanı sıra staj, eğitim ve mentorluk vererek iş dünyasında donanımlı mühendisler olarak yer bulmalarını sağlamayı hedefliyor. Liseli kızların mühendislik fakültelerini tercih etmelerini amaçlıyor. Hem kadınların istihdamına hem fırsat eşitliği sağlayan eğitimlerine
hem de ailelerin hayatlarına dokunuyor. Sözü daha fazla uzatmadan ödülü kazanan ismi açıklıyoruz. Limak Vakfı, Türkiye'nin mühendis kızları. Ödülü almak için ekranımızda Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özdemir var. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar, Türkiye'nin kadın liderleri ödüllerinde 2015'ten beri sürdürdüğümüz Türkiye'nin mühendis kızları projesiyle kadının hayatına değer katan proje ödülünü aldığımız için çok mutluyuz. Bir o kadar da heyecanlıyım. Bu ödülü bizlere layık gören Dünya Gazetesi'ne ve Koç Üniversitesi'ne çok teşekkürlerimi iletiyorum. Pandemi ve pandemi sonrasında dünya çok yoğun bir biçimde ekonomiye geri dönüş, nasıl ekonomi tekrar çarklarını döndüreceği tartışıyor. Uluslararası birçok toplantıya katılıyorum. Fakat burada üzülerek belirtmem gerekir ki küresel anlamda kazandığımız bütün fırsat eşitliği alanındaki kazanımlarımızı geriye dönüştürme ya da geriye çevirme riskini görüyorum. Hatta geçen günlerde Dünya Ekonomik Forumu'nda şöyle bir şeyden bahsedildi. Pandemi sonrasındaki dünyada ofisler erkeklerin geri döneceği yerler olacak, kadınların değil denildi. Dolayısıyla bu konuya hem dikkat çekmek istiyorum hem de bizler fırsat eşitliğinde çok büyük çabalar gösterdik. Çok ısrar ettik. Bu ısrarımızdan ve bu çabamızdan kesinlikle vazgeçmememiz gerekiyor. Kadın liderler olarak ve aynı zamanda erkek liderleri olarak da bu konuda fırsat eşitliğinde hala yoğun çaba göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda bugün Türkiye Mühendis Kızları'nın verildiği bu ödül bizleri ısrarımızda gerçekten cesaretlendiriyor, yüreklendiriyor ve morallendiriyor, teşvik ediyor. Çünkü biz bu sene Türkiye Mühendis Kızları projesinde 6. yılımızı geride bıraktık ve ben her konuşmamda Türkiye'nin mühendis kızları ile ilgili iki noktaya dikkat çekiyorum. Bizler bunu bir yolculuk olarak görüyoruz ve biz çok büyük bir aileyiz. Dolayısıyla ben bu ödülü Türkiye Mühendis Kızları'nın her bir bireyi, her bir ferdiyle beraber alıyorum ve onların adına kabul ediyorum. Ve Türkiye Mühendis Kızları ailesini de beraber çalıştığımız tüm ortaklarımız, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, UNDP Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi, Peryön, WTEC, Teknolojide Kadın Derneği platformu, Koçluk Derneği hepsine bu ortaklıktan dolayı, bizlerle yol arkadaşı olmayı kabul ettiklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü biz bu projeye gerçekten çok titizleniyoruz. Yani samimi söylüyorum, 1915 Çanakkale Köprüsü neyse, Yusuf Ali Barajı neyse, Kuveyt'te yaptığımız dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi neyse, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi de benim için o, benim göz bebeğim. Ve bugün bu göz bebeğimizin bu ödüle layık olmasından dolayı ayrı bir keyif alıyorum. Ve başta Koç Üniversitesi, yine Dünya Gazetesi olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Ve tüm diğer ödül alan projelerin sahiplerini de tek tek tebrik ediyorum. Ve en derin saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Özdemir. Mühendis kızlarımız adına bizi gururlandırdınız. Tebrikler efendim. Ve sıra geldi teknoloji ile kadınlar için fark yaratan şirket ödülüne. Bu kategorimizde 150 bin bakkalı dijitalleştiren bir şirket var. Türkiye'deki bu 150 bin bakkalın %10'undan fazlası kadın. Ödülü alan şirket geliştirdiği bir yazılımla bakkal olarak çalışan kadınların tehlike anında yardım çağrısı yapabileceği bir modül desteği sağladı. Kadın bakkalların yardımına karakollar koşuyor. Böylece kendilerini daha güvende hissederek geç vakitlere kadar sorunsuz çalışabiliyorlar. Ödülü kazanan ismi açıklıyorum. Philip Morris Sabancı. Ödülü almak üzere Genel Müdür Sayın Filiz Yavuz Diren ekranlarımızda. Hoş geldiniz efendim. Efendim mikrofonunuz kapalı olabilir mi? Teşekkürler. Tamam. Yeni baştan o zaman teşekkürlerimi sunayım. Philip Morris Sabancı olarak teknolojiyle kadınlar için fark yaratan şirket ödülüne layık görülmüş olmaktan dolayı çok gururluyum. Bu organizasyon dolayısıyla da bir araya gelmemize ve kadınların sesinin duyulmasına vesile olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hayatta tercihlerimizi yaşayabilmenin bir lüks değil, zaruret olduğunu bilen biri olarak kadınların iş hayatında daha fazla görünür olduğu, eşit ve adil bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz. Dijitalleşme buna vesile olacak. Bu vesileyle şimdiden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tüm kadınlar için eşit ve güzel yarınlar diliyorum. Herkese çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Tekrar tebrik ederiz Sayın Diren. Evet efendim, biliyorsunuz 2020 dünyamızı saran pandemiyle geçirdik. Kadınlar bu dönemde pandeminin en çok etkilendiği grup oldular. Evlere döndük. İş hayatı, evin işleri, çocukların eğitimi derken kadınlar en büyük yükü yine omuzlarına aldılar. Bu nedenle bu sene pandemi ve kadın özel ödülümüz var. Ödülün sahibi Eşit Adımlar platformunun destekçisi ve çalışanlarının %51'i kadın olan Bir Banka ve onun genel müdürü. Ödülümüz TSKB'nin genel müdür Ece Börün'ün. Tebrik ederiz. Çok teşekkürler. Saygıdeğer konuklar, bu ödül programında pandemi ve kadın özel ödülünü almaktan dolayı şahsım ve TSKB adına hem mutluluk hem de onur duydum. Bu ödül programında dediğim gibi pandemi ve kadın başlıklı bir kategoriye yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Siz de belirttiğiniz pandemi dünyada ve ülkemizde her bireyi maalesef çok yakından etkiledi. Bununla birlikte küresel salgından olumsuz anlamda en çok etkilenen kesim maalesef kadınlar oldu. Covid-19 iş gücü piyasasındaki var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Çalışan ya da çalışmayan tüm kadınların ev, çocuk, yaşlı bakım sorumlulukları katlanarak büyüdü. Görüyoruz ki tek ebeveynli ailelerde ise ekonomik stres daha da artmış durumda. Maalesef pandemi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı yönündeki ihtiyacı da daha belirgin hale getirdi. Kalkınma misyonu ile çalışan bir banka olarak kadınların iş fırsatları ve eğitim ile desteklenmesinin, toplumsal rollerde eşitlenmesinin, ülkemizin sürdürülebilirliğinin, geleceğinin teminatı olduğunu düşünüyoruz. İnsan kaynakları politikamız ile, farkındalık projelerimiz ile ve sunduğumuz kredi olanakları ile özellikle fırsat eşitliği ve kadın istihdamına somut katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Salgın döneminde bu çalışmaların geçmişe nazaran büyük bir anlam kazandığını da görüyoruz ve çözümün bir parçası olmak için azami gayret gösteriyoruz ve göstereceğiz. Umuyorum ki dünya olarak salgını kısa sürede geride bırakır, çok daha güçlü, eşit, sürdürülebilir yarınlara güvenle birlikte yürüyebiliriz. Koç Üniversitesi ve Dünya Gazetesi'ne tekrar teşekkür ediyor. Ödüle layık görülen tüm kadınların ve temsil ettikleri kurumlarını tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Ece Börü, tebrikler tekrar. Şimdi sırada jürimizin özel olarak ödüllendirmek istediği bir isim var. Biz dünya olarak bu ödüller için çalışırken kadınlarla birlikte yürüyen erkekleri de görünür kılmak istedik. Jürimizin özel ödülü yönetim kurulunda Kadın Derneği Danışma Kurulu Başkanı Sayın Murat Özyiğit. Tebrikler efendim. Ekran sizin. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Dünya Gazetesi'nin kıymetli temsilcilerine ve Koç Üniversitesi'nin kıymetli akademisyenlerine çok teşekkür ederim bu kıymetli takdirleri için. Tüm paydaşlara aynı zamanda. Dünya Ekonomik Forumu'na göre mevcut koşullar altında Amerika'da cinsiyet eşitliğinin 208 sene sonra sağlanması bekleniyor. Ülkemiz için ise mevcut koşullar sürdüğü sürece bunun daha da uzun olması söz konusu. Bu süreyi beklemeyi düşünemeyiz. Çünkü gezegenimizin ve ekonomilerimizin giderek artan zorluklarıyla son dönemde yaşadığımız gibi başa çıkmasının tek yolu toplumda herkesin temsiline ve tüm yeteneklerinin kullanılmasına ihtiyaç olduğunu gerçeği. Eşitlik olgusunu toplumun her kademesine yerleştirmek ve bunu kısa sürede gerçekleştirmek için kurumları güçlendirmeye her seviyeden başlamamız gerekiyor. Biz hem FİBA grubunda hem de Danışma Kurulu Başkanlığı yürüttüğü yönetim kurulunda kadın derneği olarak ekonomimizi yönlendiren kurumların en üst karar mercilerinde kadınların daha fazla yer alması gerektiğine inanıyor ve bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Aslında var olan tecrübesi, eğitimi, sertifikalarıyla, her şeyiyle hazır olan ve topluma katkı sağlamaya var gücüyle çabalayan lider kadınları görünür kılmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kadınlar deminden beri izlediğimiz ödül törenimizde de gördüğümüz gibi ve çok daha fazlasıyla hazırlar ve varlar. Henüz yolun başındayız. Kadınları sadece listelerde, yayınlarda değil, yönetim kurulu koltuklarında da göreceğimiz noktaya kadar yürümeye hazırız.
Çünkü ekonomik ve toplumsal kalkınmamızda kritik öneme sahip olan toplumsal cinsiyet eşitliği için şimdi harekete geçme vakti. Eğitimde sağlamış olduğumuz her kademede azalan bu eşitliği en yukarıya çıktığı noktada sağladığımız zaman, yani yönetim kurulu seviyesinde ve devletin ve tüm organlarımızın, STK'larımızın da en üst kademesinde kadınlara eşitlik sağladığımızda, hem eğitim seviyesinde gerçekleşen hem de en üst kademede gerçekleşen bu eşitlikle tüm ara kademelerdeki eksikliğimizi daha da hızlı dolduracağımızı inancımız tam. Ben bugün bu kadar kıymetli kadının arasında ödül alan bir erkek olarak hakikaten çok gururlu ve mutluyum. Tekraren Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi nezdinde tüm paydaşlara teşekkür ederim. Aynı zamanda da tüm ödül alan kişileri de en iyi dileklerle kutlarım. Sevgi ve saygılarımla. Çok teşekkür ederiz Sayın Özyeğin. Şimdi sırada kadının ekonomik hayata katılımını destekleyen, projeler üreten bir sivil toplum kuruluşuna verdiğimiz Kadın Dostu STK ödülümüz var. Ödülün sahibi 81 ilde Kadın Girişimciler Kurulu oluşturarak Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında kadınların rolünü Şırnak'tan Edirne'ye, Kars'tan Aydın'a kadar tüm Türkiye'ye yayan bir kuruluş ve onun başkanı. Efendim, ödül Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ve birliğin Sayın Başkanı Rıfat Sercikloğlu'nun ödülü alması için TOP Başkan Yardımcısı Sayın Tamer Kıran ekranda. Teşekkür ederim. Değerli kadın girişimcilerimiz, Başkanımız Sayın Rıfat Sercikloğlu ile dün yaptığım telefon görüşmesinde kendisinin yurt dışında olması sebebiyle aşağıdaki mesajını sizlere okumamı benden rica etti. Şimdi Rıfat Başkanımızın mesajını sizlerle paylaşıyorum. Çok kıymetli kadın girişimci kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizler iş hayatında giderek daha fazla yer aldıkça ülkemizin de güçlendiğini bizzat görüyorum. Hayatın her alanında gösterdiğiniz başarılarla bulunduğunuz yeri ve bunun daha da ilerisini hak ettiğinizi gösteriyorsunuz. Zira kadının elinin değmediği bir ekonomi büyüyemez, kadını köşede bırakan zihniyet ilerleyemez. İşte biz de bu yüzden dedik ki kadınlarımız her işi başarır. Bu vizyonla 81 ilde kadın girişimci kurullarımızı kurduk. Şu an 7000'i aşkın girişimci üyesiyle en büyük kadın meslek örgütü haline geldik. Aynı zamanda kadın girişimci sayımızı da 2'ye katladık. Kadın Girişimciler Kurulumuz bir de çok önemli kadın lider çıkardı. Sayın Nursel Pekcan Ticaret Bakanımız oldu. TOP ve Kadın Girişimciler Kurulumuz bundan sonra da her zaman sizlerin yanında olacaktır. Kendileri, aileleri, ülkeleri için gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel etkinliğin hayata geçmesini sağlayan Dünya Gazetesi'ni tebrik ediyorum. Doğru bir vizyonla hareket ederek hem marifet iltifata tabidir diyorlar, hem de başarılı kadınlarımızı ön plana çıkarıyor, onları tanıtıyor ve gençlerimiz için de rol model olmalarını sağlıyorlar. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyorum. Ödüle layık görülen tüm lider kadınlarımızla iftihar ediyorum. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. 8 Mart'ta kutlanacak Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şimdiden sizleri tebrik ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Kıran. Ödül törenimiz boyunca hem gururlandık hem de eminim Türkiye'nin umutlanmasını sağladık. Bu nedenle törenimizi umutla bitirelim istiyoruz. Ekranımıza çağıracağımız isim şu anda 11 saat farkla sabahın saat 6'sında bizimle San Francisco'dan bağlantı kuran genç bir kadın girişimci. Silikon Vadisi'nden bize bağlanıyor. İşte teknoloji, ama bir o kadar da bunu geleneksel sektör tarımla birleştirmek. İnsanlığı, çoğalan nüfusumuzu yeni bir süper besin ile aç bırakmamak. Kısaca bir süper startup'ın kurucusu. O 2016 yılında Naturans Biyoteknoloji'yi kurdu. Çiftliklerde temiz bir şekilde yetiştirilen ve öğütlenen cırcır böceklerinden geleneksel et ürünleri ve bitki bazlı
et alternatiflerine besin açısından zengin bir alternatif sağladı. Adı da kriket tozu. Toz, 9 temel amino asidin tümünü içeren eksiksiz bir protein. Mineraller, yağ asitleri, B vitaminleri ve kalsiyum açısından zengin. Umut vaat eden genç kadın ödülümüz Sayın Esra Serbes'in. Kendi ağzından serüvenini dinleyelim. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Kusura bakmayın, biraz hala karanlığız biz. Evet, 2016 yılında başladık. Hikaye biraz tabii uzun öyle olunca ama ben çok kısa anlatayım. Aslında ben gen klonlama ve protein mühendisliği tarafından geliyorum. Aynı zamanda outdoor sporlarıyla uğraştım Türkiye'de ve bu süreçte biliyorsunuz Türk Anadolu insanıyla çok tanışma fırsatım oldu. Onlar nasıl doktorlara şuram ağrıyor, kızım sen doktorsun diye sorarlarsa bana da hep kızım sen biyologsun, bu hayvancılığa nasıl bir çözüm bulacağız diye aslında beni problemin farkına vardırdılar. Konumuzun gereği tam olarak cırcır böceği olmasa da aslında edible insect dediğimiz yenilebilir böcek grubundan bir alternatif ürettiğimiz için bizim ülkemiz çok da doğru bir yer değildi insan gıdası açısından. O yüzden de şu an Amerika'dayız. Burada bitkisel tabanlı bir protein, bir et alternatifi ürettik. Onun içerisinde tabii ki bütün bu besin değerlerini taşıması için de çekirge tozu kullanıyoruz. Bu tabii ki bizim hani dünyaya gerek iklim değişikliğine gerek daha birçok sağlık problemine önüne geçebilmek için ürettiğimiz bir ürün. Aynı et gibi bir tadı ve bir yapısı var. Bu şekilde kısaca bunu kapatayım. Umut tam bahsettik. Ben de o yüzden biraz umut verici şeyler söylemek istedim. Aslında girişimciliğin hem kadınlar hem erkekler için çok zor olduğunu düşünen taraftayım. Kadınlar için ekstra zorlukların evet var. Ama yani girişimcilik zaten tek başına çok zor bir olay. O yüzden kadın erkeğe gelesiye kadar bayağı bir bence diğer şeyler de var. Burada yalnız bizim şanslı olduğumuz biz hazırlıklıyız. Çünkü resilience dediğim şey aslında girişimciliğin en sizi başarıya götürecek şey. Umarım bir gün oraya gelebilirim ben de istediğim yerlere. Fakat kesinlikle bizim şansımız çok çok daha fazla diye düşünüyorum. Çünkü biz zaten o dayanıklılık, o pes etmeme, o sabır. Biz de zaten artık hayatta kalabilmenin bir koşulu olduğu için biz bence çok daha şanslıyız. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Umarım daha çok kadın yatırımcı ve daha çok kadın girişimci görürüz. Çok çok sağ olun. Teşekkürler Sayın Serbes. Tebrikler tekrar. Sevgili dostlar, artık ödül törenimizin sonuna geldik. Türkiye'nin gurur tablosuna hep birlikte şahitlik ettik. 8 Mart'ta da dünya olarak çok özel bir gazeteyle okurlarımızla buluşacağız. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Seneye görüşmek üzere.